Şimdi reenkarnasyon yani, tabii. Bu gruplar bolca reenkarnasyona da atıfta bulunuyorlar. Tabii. Niye? Şimdi görüntü yeterli arkadaşlar. Şöyle, bunların hepsi değilse de önemli bir kısmı reenkarnasyona atıf yaparak o tarz bir ölümden sonrası anlayışı insanlara sunmaya çalışıyor. Burada bizim dikkat çekmeye çalışacağımız şey şu öncelikle, bunun bir tutarsızlığı. Ne yapıyorlar mesela reenkarnasyonla ilgili, reenkarnasyonun mantıklı bir öğreti olduğunu söylemek için? Mesela hipnozla bunun doğru olduğunu gösterdiğini iddia ediyorlar. Fakat hipnozla ilgili çalışmaları birazcık birisi incelerse mesela bunun yeterince tutarlı olmadığını görür. Hipnoz yapıyorsunuz bir kişi. Bundan önce neydin diyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz. Ondan birkaç yıl sonra bir daha hipnoz yapıyorsunuz, ayrı bir hikaye anlatıyor. Eğer ki gerçekten bu şahıs anlattığı şekilde önceki haline hipnozla gidebiliyorsanız, o zaman her seferinde aynı şeyi anlatıyor olması lazımdı. Ha, bir bakıyorsunuz demek ki bunu hipnoz olmasının altında sen geçmişi anlat deyinceki yönlendirmeniz adamın hayali bir hikaye size anlatmasına sebebiyet veriyor. Bunu hipnoz yapanlar, bununla uğraşanlar da, bu işte uğraşanlar söyleyecektir. Hatta hipnoz yaptığınız kişi, hadi sen gelecekte ne olacağını bana anlat deseniz, hı-hı, gelecekte ne anlattığını da görüyorsun, olmayan bir şey anlatıyor. Veya bunun yanlış olduğunu gösteren başka unsurlardan birini söyleyeyim. Sen geçmişte neydin dediğinizde gidiyor mesela Vikingler dönemine. Fakat Vikingleri anlatmasını istediğinizde veya Moğollar dönemine gidiyor. Vikinglerle, Moğollarla alakasız filmlerde seyrettiği Moğolları veya Vikingleri anlatıyor. Ama siz gerçek bir Viking uzmanını getirdiğinizde işte Vikinglerin işte şapkalarını veyahut da başlarına girdikleri başlıkları, kılıçlarını, şunları bunları anlattırdığınızda gerçek Vikinglerle onun alakasının olmadığını, filmlerde seyrettiği Vikinglerin Moğollar olduğunu görüyorsunuz. Kısacası reenkarnasyonla olduğunu söylediği şey tarihsel verilerle uyumlu değil. Belli filmlerden gördüğü imajlarda demek ki hayali bir kurgu yapıyor bu. Hipnozla gittiğini söylediği, evvelden Moğol olduğu, Viking olduğu şeklinde şey, buradan tamamen uydurma olduğunu, hı hı, görüyoruz. Yani bunu niye bu şekilde yapıyorum? Çünkü insanlara bunlar belli delillerle mesela reenkarnasyonu yutturmaya çalışıyor. Mesela bir hipnoz diyorlar. Bu şekilde bizim mesela bu hipnozun burada geçerli delil olmadığını bu şekilde ortaya koymamız lazım. Önemli olan bu. Yoksa biz bu şekilde yapmazsa sadece slogan atmış oluruz. Reenkarnasyon yanlış. Niye yanlış? İşte yanlış olmuyor. Ama eğer ki bir şey söylüyorlarsa bence bunun cevabının konulması lazım. Hı hı. Veyahut da mesela birisi Kur'an'dan reenkarnasyon çıkıyor dersek bunun olmadığını göstermemiz lazım. Kur'an'ı bir kere okuyan bir kişi bile Kur'an'da ölümden sonra sorgu, sorgudan sonra ahiret olduğunu görür. Mesela dünyaya yeniden dönmek isteyenlerle ilgili Kur'an'da ayetler var. Yeniden dünyaya dönsek. Kur'an onlara diyor ki kella, asla. Hatta yani şöyle dünyaya diyorum, dönüşün asla mümkün olmadığı söyleniyor. Bu mesela arada, herkes bilsin ki Kur'an kesinlikle reenkarnasyonu, yani tekrar dünyaya dönmeyi, tekrar ölüp tekrar dirilmeyi, tekrar ölüp tekrar dirilmeyi reddeden bir kitaptır. Hatta Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Onlar geri dönmek isterler ve asla dedi ve arada bir berzah vardır. Kesinlikle geri dönemez. Berzah da engel demek. Engel demek. Bir kısmında berzah alemi. Engel, engel. Berzah alemi değil. Engel. Bir engel vardır, asla geri dönemez. Aynen, asla geri dönemez.